Efendim mutlu akşamlar. Sivas'ın ve Sivaslı'nın kanalı Vizyon 58'de Gündem Vizyon'da birlikteyiz. Bugünkü konuğum AK Parti Sivas Milletvekili Bayındırlık İmar, Turizm ve Ulaştırma Komisyon Başkanı Sivas Milletvekilimiz Sayın Mehmet Habip Soluk. Sayın Vekilim önceki hoş geldiniz. Hoş bulduk Bülent Bey. Malum bir anayasa süreci, değişiklik süreci ve 16 Nisan'da halkımız sandığa gidip milli iradeyi, kendi iradesini yansıtacak. Tabii bugüne bir takım aşamalardan geldik. İsterseniz buradan başlayalım. Anayasa değişiklik paketi... Dilerseniz ben öncelikle Vizyon 58 kanalı aracılığıyla gurbetteki ve ilimizdeki, sıladaki bütün hemşerilerime sağlık, mutluluk dolu bir akşamlar dileyim. Bizleri izleyenlere de, izlemeyenlere de mutlu ve sağlıklı günler diliyorum. Ayrıca biliyorsunuz Sivas'ımızın yetiştirdiği rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun dün Hakk'a yürüdüğü şehadet şerbetini içtiği gündü. Dolayısıyla biz bir kez daha yokluğunu yüreğimizde, acısını yüreğimizde hissediyoruz. Cenab-ı Allah'tan arkadaşlarına ve kendilerine rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Ülke için bir kayıptı. Evet. Sivas için bir kayıptı. Dilerseniz konuşmamıza da onun kaleminden çıkan şu mısralarla başlayalım. Buyurun. Ben Türk'üm. Türk esir olmaz. Ben Türk'üm. Türk bayraksız olmaz. Ben Türk'üm. Türk devletsiz olmaz. Ben Türk'üm. Türk ezansız olmaz. Ben Türk'üm. Türk esir olmaz. Evet. Nur içinde yatsın. Gerçekten de dünyada herhangi bir millet yok ki 1064'ten bu yana bitti, bitirildi denildiği anda küllerinden çıkan bir kıvılcım herhangi bir esarete maruz kalmadan, uğramadan 16 tane devlet kurmuş, başka bir millete nasip olmamıştır ve rahmetlinin işaret etmiş olduğu bu hususlarda bu milletin bekasını ortaya koymaktadır. Mekanı cennet olsun diyorum. Buyurun. Evet, biz de rahmetle kendilerini ve birlikte kaybettiğimiz işte basın mensubu meslektaşımız İsmail Güneş ve diğer arkadaşlarla birlikte biz de bir kez daha rahmet diliyoruz. Dediğiniz gibi Sivas için değerli ve gerçekten Sivas adına bir değerdi. Tabii kaybı da Sivas için üzüntü verici. Sayın Vekilim, bir 16 Nisan süreci önümüzde. Yaklaşık 23 hafta, evet tam 3 hafta sonra bugün bu saatlerde irade tecelli etmiş olacak. Halkın milli iradesi. İsterseniz bu süreç nasıl gelindi? Oradan başlayalım. Anayasa değiştiği paket 18 maddelik bir paket halkımızın önünde. Şimdi Bülent Bey, aslında olayı bu 18 maddenin değişim noktasından, arefesinden aldığımız zaman herhalde bir şeyi tam aydınlığa kavuşturamayız. Olaya ta 1064'lerden bakmak lazım. Kars Hani bölgesine gelen Sultan Ablu Alparslan orada ilk cuma namazında hutbede biz kefenimizi giydik, bu topraklara ayak bastık. Ancak bizim ölümüz buradan çıkar diye vermiş olduğu cuma hutbesinin arkasından gerçekten bu toprakları yurt edinebilmek için çok canlar, çok nesiller vermişiz. Ve her türlü entrikalara rağmen bu coğrafyadan bizi söküp atamamışlardır. Ve bu coğrafyada hala Amerika başta olmak üzere Batı'nın ve herkesin gözünün olduğu net ve açıktır. Trump'ın ilk dışişleriyle sözcü olarak atadığı şahsın Asya coğrafyasında devletler büyüktür, Balkanlaşmalıdır sözü de hala bu toprakların parçalanması için ve içimize gönderdikleri, bugün de korudukları terör örgütleri tarafından da ülkemizde kaos çıkartmak için çalıştıkları, çırpındıkları malumlarımız. Evet. Ayrıca şöyle tazminattan itibaren bakarsak yine Osmanlı yönetimi, Türkiye Cumhuriyeti yönetiminin bir takım kesintilere uğradığını da rahatlıkla görebiliyoruz. Şöyle ki,
1923'ten sonra Türkiye'de istikrarlı bir dönem, tek partili dönemde belirli bir noktaya kadar o günün savaşın vermiş olduğu yıkıntıların altından, küllerinden çıkan yeni genç Türkiye Cumhuriyeti Devleti 1946'ya kadar bütün gayretiyle bu memlekete hizmet etmiştir. 1946'dan sonra çok partili sisteme geçerken 1946-50 arası oldukça sancılı geçmiştir. Bu sancılı dönemin arkasından Demokrat Parti'nin tek başına iktidarıyla ülkede bir sıçrama, bir kalkınma yakalanmıştır. Ancak bu gidişat 27 Mayıs 1960'la kesilmiştir. 1960'tan sonra kurulan hükümetlerde Süleyman Demirel'in bir yaklaşık 5-6 yıllık tek başına iktidar döneminin arkasından 12 Mart 1971 muhtarası gelmiştir. Onun arkasından 12 Eylül 1980 ihtilali gelmiştir. Onun arkasından 28 Şubat muhtarası gelmiştir. Onun arkasından da 2007 yılında emuhtara gelmiştir. Dolayısıyla bu ülke ne zaman dizlerinin üstünden ayağa kalksa bir yerlerden bir kement atanarak yolları bağlanmış ve kesilmiştir. Bu özellikle 2002 öncesi ülkemizdeki hükümetlerin kuruluş biçimlerine baktığımızda ve cumhurbaşkanı seçimlerine baktığımızda tamamının entrikalar üzerine kurulu olduğunu görüyoruz. Eskiden biliyorsunuz cep telefonları da yoktu. Patron veya bir holding sahibi oturuyordu o çevirmeli telefonuyla yalısında, bir bakanı veya başbakanı arıyordu. Akşam benim yalıda bir kahve içelim diye. Eğer bakan veya başbakan demişse ki işte ilk şahsı kusura bakmayın yoğun programımız var. Yurt dışı misafirlerimiz var, randevularımız var. Sen bilirsin. Benim 10 tane, 15 tane, 5 tane milletvekilim var. Bir işaretime bakıyorlar. Bunların 3 tanesi istifa ederse senin hükümetin güme gider. Ve bunlar bu ülkede yaşanmıştır. Rahmetli Demirel'in genç milletvekillerini Kızılcahamam'da hapsederek meclisteki güven oylamasına göndermemişlerdir, üzerlerini kitleyerek ve Demirel hükümeti düşmüştür. Bugün Ecevit'in, rahmetlinin, hiç kimse dürüstlüğünden şüphe edemez, etmez. Bizim öğrencilik yıllarımızda Cumhuriyet Halk Parti'de duayen olarak bir genel başkandı. Onun 11 tane humar borcu olmayan milletvekili arıyorum, istiyorum dediğinde 11 milletvekilini bir başka partiden koparmıştır. Bu 11 milletvekilinin kendinin başına ne işler açtığını o günkü gazeteler, televizyonlar ve arşivlerde bugün bunlar mevcuttur. En sonunda bizim meşhur bir türkümüz vardır biliyorsunuz. Derdim 1001 iken 1500 oldu. Çekemem bu derdi, gel bölek seninle diye. Ve Sayın Ecevit bu derdi çekemedi. Hükümetten çekilmek zorunda kaldı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine bakıyorsunuz. Atatürk rahmetli olduktan sonra Çankaya'nın üzerinde uçurulan jetlerin gölgesinde, gürültülerinin altında cumhurbaşkanlarının seçildiğini, ilerleyen süreçlerde entrikalarda cumhurbaşkanlarının seçildiğini, 100 tur, 128 tur cumhurbaşkanlığının seçilemediğini, ne derece doğru bilmiyorum ama o zaman gazetelerin yazdığına göre hatta bir turlamada Türkan Şoray'a Ajda Pekkan'a dahi oy çıktığı ifade edilmiş idi. Dolayısıyla bugün onlara dönüp baktığımızda Türkiye'nin muasır medeniyet, Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyete ulaşabilmesi için yine Atatürk'ün gençliğe hitabesindeki dahili ve harici bedbahların
olabiliri bir kenara itebilmek için bu ülke kendi bekasını belirleyecek sistemlerini kendinin artık milli olarak yapmasının zamanı gelmiştir. Evet. Biz o zaman 3-5 senelik okulu bitirmiş, iş hayatına atılmış, çiçeğe burnunda devlet memuruyduk. 12 Eylül 1980 ihtilali olduğunda ve 82 anayasası çıktığında ki büyük bir oy oranıyla da kabul gören bu anayasa, o zamanki sosyal demokrat çevreler tarafından beşli çetenin anayasası denilirken bugün o grup tarafından bu anayasanın ipine sarınıldı. Buna da bir anlam vermek doğru değil. Anlamakta mümkün değil. Şimdi bu 18 maddenin içeriğine baktığımızda bu 18 madde anayasa değişikliği ilk önce mecliste grubu bulunan 4 parti tarafından bir veya iki toplantıdan sonra HATEP'in kenara çekilmesi sonucunda ilerleyen süreçte Halk Partisi de kenara çekildi ve bu anayasa değişikliğiyle ilgili çalışmalar yürümedi. Evet. Bu tıkanıklığın arkasından Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin anayasa değişikliğinin gerekli olduğunu, düşüncelerini AK Parti'ye götürdüklerinde ki bu partilerin anayasa değişikliği seçim beyannamelerinde CHP'de de vardı, AK Parti'de de vardı, MHP'de de vardı. Bu değişikliği götürdüklerinde AK Parti ile müşterek bu 18 maddenin çalışmasını tamamlayıp meclise sevk edildi. Mecliste AK Parti grubu tarafından 315-316 imzayla bu anayasa değişikliği paketi Anayasa Komisyonu'na sevk edildi meclis başkanlığımız tarafından. 100 saatin üzerinde muhalefetiyle iktidarıyla basının huzurunda gece sabah 06'lara kadar bu 18 madde tartışıldı ve genel kurula indi. Genel kurula inen bu 18 madde 13 günde de genel kurulda sabah 05.06'lara kadar tartışılarak, oylanarak meclise yasalaştı. Meclis görevini yaptı. Ancak 367'nin üzerine çıkmadığı için milletin hakemliğine, referanduma götürmeyi zaten Sayın Başbakanımızla, Cumhurbaşkanımızla kaç çıkarsa çıksın yasanın müsaade ettiği meclisten geçen sayının tavanı ne olursa olsun bunun milletin hakemliğine götürülmesi gerektiğini, bu kararı millet iradesinin vermesi gerektiğini ve millet iradesinin üzerinde herhangi bir gücün, kararın olmadığını ifade etmişlerdi. Meclis görevini yaptıktan sonra muhalefeti de görevini yapmıştır, iktidarı da görevini yapmıştır. Kanunlaşması yönünde Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti kabul oyu kullanmıştır maddelerde ve tamamında iktidarda orada muhalefette reddoyu kullanmıştır. Evet. Ve bugün de o reddoyu kullanan grup meydanlarda hayır oyu kullanılması doğrultusunda görüşlerini beyan ediyorlar. Kabul oyu kullanan bizler de evet doğrultusunda düşüncelerimizi, görüşlerimizi beyan ediyoruz. Evet. Şimdi evet ve hayırın değerlendirmesine gelince tabii ki kişilerin kendi iradeleridir. Bizim bunların iradesine ipotek koyma şansımız söz konusu değildir. Ama 18 maddeye bakıldığı zaman hayır tarafının iddia ettiği hiçbir maddenin içerisinde ifade edildiği gibi tek adam olacak, aslıya aslık olacak. Öyle mi? Evet. Yani özellikle yani buradaki konuklarımızın da bizim dışarıdan da dinlediğimiz iki madde üzerinde yoğunlaşma var. Yani hayırcılar cephesinde. Birincisi Türkiye'nin üniter yapısının bozulacağı ve buna
imkan bu anayasa değişikliğiyle imkan tanınacağına dair söylemiş. Nedir o anayasa şey mülteci? Sanırım 123. madde mi 106. madde mi tam bilmiyorum. 123. madde. Onda işte ister Cumhurbaşkanı isterse değişiklik yapıldı orada. Evet, isterse yani bu daha açık konuşalım. İşte Güneydoğu'da bir federe bir özellik verdi. Yani evet, bu eyaletler şekilde verdi evet. Gibi. Yani yerel yapının, idari yapının bozulacağı ve yani. Bir de 18 yaşla ilgili kamuoyunda bir takım hayır cephesinde bir takım şeyler var. Bunlarla ilgili düşünüyoruz neler? Dilerseniz tek adam. Bu da iddiaların başında evet, geliyor. Ki, tek adam olacağı ki. İçin özellik veya eyaletlere ülkeyi çok rahatlıkla götürebileceği yani özellikle şekilde. Milliyetçi cephenin rahatsız olduğu konuları. Milliyetçi cephenin rahatsız olduğu bu husus. Evet. Ve ben milliyetçi cephenin bu husustan rahatsız olduğuna ihtimal vermiyorum. Bu husustan asıl rahatsız olanlar yani o özellik ve eyalet sisteminin gidecek yollar tıkandığı için asıl rahatsız olanlar milliyetçi cephe olmamalı, evet. Hayırcı cephe olmalı, evetçi cephe olmamalı. Şöyle ki 1982 anayasasında biliyorsunuz her anayasanın arkasından yeni gelen iktidarlar veya güçler bir öncekileri mahkum etmiş, yargılamış, suçlamış. 82 Anayasası bunun önünü tıkamak için kuvvet komutanlarına ve Cumhurbaşkanı'na kimse dil uzatmasın diye öyle bir anayasa yapmışlar ki ve o Cumhurbaşkanı makamını öyle bir çelik zırhın içine almışlar ki oraya dil uzatma şansınız yoktur. Evet. Mesela deniliyor ki tek adam müsteşar atayacak, tek adam genel müdür atayacak, tek adam bakan atayacak. Onu atayacak, bunu atayacak. Şu anda kim atıyor? Üçlü kararnameyle olan bütün atamaların onay makamı Cumhurbaşkanı başkanlığıdır. Bir partinin genel başkanına hükümeti kurma görevini veren Cumhurbaşkanıdır. O görev verdiği başbakan adayının kurmuş olduğu bakanlar kurulunun dilediğini çizmek yerine yenisini yazmak yetkisi Cumhurbaşkanı'ndadır. Başbakan ve Bakanlar Kurulu'nun onay yetkisi Başbakan'dadır. Ben bürokratlık yaptım. Diyelim ki müsteşarım. Ben yasaların bana verdiği yetkiyi yazılı olarak, onaylı olarak altımdaki bir genel müdürüme veya müsteşar yardımcıma kullanma yetkisi vermişsem yasa diyor ki ey müsteşar sen bu yetkini müsteşar yardımcısına kullandırabilirsin. Ama asıl yetki sahibi sensin. Müsteşar yardımcının yapacağı hatanın hesabını ben sana sorarım. Sorumlu sensin. Ona imza attırmakla sen sorumluluktan kurtaramazsın. Evet. Özellikle taşra idare sisteminde de bakarsanız herhangi bir bölge müdürünün bir sınıflandırmayalım şimdi. Üst düzey amirin imzalarına rastlamazsınız. Hep alttaki yardımcılarının imzasıdır. Sanki kendileri o imzayı atarsak yarın bizim başımıza bir iş gelir ama aşağısı atarsa ben kurtarırım. Bu yanlıştır. Asıl yetkinin sahibi yetkisini aşağıya kullandırırsa sorumlusu kendidir. Peki Cumhurbaşkanı üçlü kararnamelerin onay makamı. Hükümeti kuracak olan görevlendirdiği başbakanın da onay makamı, başbakanın kurduğu kabinede. Bakanlar Kurulu kabinesinin de onay makamı ama bakanlar, başbakan veya üçlü kararnameyle atadığı kişiler, onayladığı kişiler hangi hatayı işlerse işlesinler Cumhurbaşkanı'nın bir sorumluluğu yoktur. Bunu 82 Anayasası sağlıyor. Diğer taraftan Cumhurbaşkanlığının bu sorumluluğu olmadığı gibi Cumhurbaşkanlığı işlediği bir cürümden dolayı da suçlanamıyor. Mahkemeye sevk edilemiyor. Bir tek suçtan mahkemeye sevk edilebiliyor. Vatana ihanet suçundan. Vatana ihanet suçu nedir? Bugüne kadar daha bunun tarifi yapılmamış. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı şu anda
tek adam olarak bizlerin içinde hiçbir parlamenter sistemde, hiçbir demokrasiyle idare edilen ülkede bu kadar yetkiyle donatılmış bir cumhurbaşkanı da yoktur. Bizim cumhurbaşkanımız her türlü yetkiyle donatılmış bir cumhurbaşkanıdır. 7 Haziran'da ne yaptı? Hükümet kurulamayınca, hükümet koalisyonlar kurulamayınca yasal süreçlerin bitiminde seçim kararı aldı. Ve bizler de kuzu kuzu 7 Haziran'dan 1 Kasım'a seçim hazırlıklarını yaptık ve seçime gittik. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın demek ki meclisi seçime götürme yetkisi şu anda var. Efendim yeni anayasa çıkarsa Cumhurbaşkanı meclisi feshedecek. Böyle bir safsata olamaz. Cumhurbaşkanı 7 Haziran'da kullandığı yetkiyi yeni anayasada da kullanacak. Ama farklı. 7 Haziran'da yetkisini kullandı, seçime götürdü. Ancak kendisi yerinde kaldı. Yeni anayasada böyle bir karar alır, meclisi seçime götürürse onunla birlikte kendisi de gidiyor. Yani ne olmuş oldu? Yeni anayasada eski anayasaya göre güç kaybetmiş oldu. 7 Haziran'da götürdü, yerinde kaldı. Ama bu anayasadan sonra meclisi seçime götürürse kendisi de gidecek. Evet. Demek ki iddia edildiği gibi bir tek adam meselesi değil. Efendim Cumhurbaşkanı tek başına kararname çıkaracak. Doğrudur, Cumhurbaşkanı tek başına kararname çıkaracak. Neyin kararnamesini çıkaracak? Milletin seçtiği 50+1'le görevlendirdiği Cumhurbaşkanı'nın hükümeti kur diye milletin verdiği yetkiyle kurduğu hükümetin icraatıyla ilgili kararnameleri çıkaracak. Peki başka kararname? Bütçeyi hazırlayıp Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunacak. Eğer hazırladığı bütçe Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul görmemişse bu bütçe geçerli değildir. Eski bütçeye bir önceki bütçeyle devam edecek. Oysa ki biz 7 Haziran 1 Kasım arasında geçici bütçe çıkarttık. Pardon, o bütçeyle devam ettik. 1 Kasım 31 Aralık'ta geçici bütçe çıkarttık. Ondan sonra 2017'nin bütçesini çıkarttık. Burada da iddia edildiği gibi tek adamlığın bir hakimiyeti söz konusu değil. Efendim olağanüstü hal kararı alacak. Doğrudur. Olağanüstü hal kararı alacak. Ama onayı kim verecek? Meclis verecek. Bu milletin yasamada seçtiği milletvekillerinin oluşturduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi verecek. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın iddia edildiği gibi herhangi bir ülkenin yetkileriyle yetkileri kullanabilecek bir güçle donatılmıyor. Şöyle ki diyelim ki bu kararnamelerde ve sizin de söylediğiniz gibi özerk 123. madde kalktı, değişiklik yapıldı. Burada özerklik söz konusu ve eyaletler söz konusu. Kim yapacak bunu? Cumhurbaşkanı. Hani yetkili ya. Peki Cumhurbaşkanı anayasaya ve kanunlara aykırı, net ve açık. Onun da bir gerekçelerine baksınlar. Anayasa ve kanunlara karşı kararname yayınlama yetkisi yoktur. Yayınlanan kararnamenin de geçerliliği yoktur. Bu tamamen bir safsatadır. Bak, şuradan o dediğiniz konuyla ilgili özerklik. Anayasada var olan, milli iradenin bünyesinde var olan egemenliğin parçalanması demektir. Yani özerklik verdiğiniz zaman anayasadaki ve egemenlikteki bütünlüğün parçalanması demektir. Farklı bir coğrafi veya ulusal bütüne bir takdir yetkisi vermektir. Yani kendi kendine orada söz sahibi olması ve kendini yönetmesi demektir. Özerklik veya eyalet. Evet. Bizim anayasamızın 3. maddesi şu anda var olan, dokunulması da düşünülemez olan
Dört tane maddenin üçüncüsü. Türkiye vatanı ve milletiyle bölünmez bir bütün olarak düzenlenmiştir. Bu anayasada mevcutken Cumhurbaşkanı bu kararnameyi nasıl çıkartıp da uygulayacak? Ve üniter tek tip devlet, bütüncül devlet olarak tarif etmiştir anayasamız. Özellik üniter devletin ihlali anlamına gelir. Cumhurbaşkanlığın veya yasama organının üniter devlet hükmü var oldukça bir özellik düzenlemesine gitmesi mümkün değildir. Ülkücü milliyetçi kardeşlerime, Alperenlere, Saadet Partililere, AK Partililere de buradan seslenmek istiyorum. Bunun karşılığı nedir biliyor musunuz? Çünkü herkesin anayasayı birebir okuyup nasıl ki 82 anayasasında %95 oy verdik ama neye oy verdiğimizi hiç kimse bilmiyordu. Bu tamamen Cumhurbaşkanının özellik veya eyalet sistemini kararnamelerle belirleyecek diye iddia ettikleri olay, üçüncü maddesi, anayasamızın üçüncü maddesi, Türkiye Cumhuriyeti üniter bir yapıya sahiptir. Milleti ve devletiyle bölünmez bir bütündür. Bu tamamen referandum psikolojisini etkilemek için muhalefet veya bu sisteme karşı olanlarca uydurulmuş bir safsatadan başka bir şey değildir. Anayasanın üçüncü maddesi kapı gibi orada durmaktadır. O maddeye dil uzatacak, el uzatacak herhangi bir yetki ne Cumhurbaşkanı'nda vardır ne de yasamada vardır. Dolayısıyla bu tip safsatalarla milleti aldatmaya kalkmasınlar. Bildikleri doğru varsa onu söylesinler. Bir söz vardır. Eğer siz bir dereye kurbağayı ürkütmek için taş atıyorsanız, o derede kurbağa yoksa oraya taş atıp da derenin doğal yapısını bozmanıza gerek yoktur. Suyun mecrasını değiştirmeye gücünüz yetmez. Dolayısıyla bu söylenilen tamamen safsasadır. Ben inanıyorum ki bu ülkenin birliği için, beraberliği için, kardeşliği için, milli ve manevi değerleri için sokakta veya sohbette düşüncesi farklı gibi veya bağımsız gibi görünen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ve özellikle de benim hemşerilerimin bu konuda söz konusu olan ülkenin birlik beraberliği, ülkenin ilelebet, üniter yapısının devamı ise paravanın arkasındaki onların kararı benden çok daha güçlü ve sağlam evet, evet, evet olacağından benim herhangi bir şüphem ve endişem yoktur. İddia edildiği gibi tek adam diye biri yaratılmıyor. Ancak bu şu andaki Cumhurbaşkanlığı yetkilerinin zayıflama yeni anayasayla yetkilerinin millet iradesi doğrultusunda kullanılmak üzere zayıflaması diyebiliriz. Çünkü yeni anayasada %50+1 de seçilecek Cumhurbaşkanı'nın gerek bakanlarının hata ve kusurlarından gerekse kendi ve hata ve kusurlarından tıpkı bir üst düzey memurun alta verdiği yetkiyi kullanırken hatasından sorumlu olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanı da seçilecek Cumhurbaşkanı da bu hususta tamamen millete karşı sorumludur ve yaptığı kusur ve hatalardan gerek kabinesinin gerekse kendinin millete hesabını hiç tereddüt etmeden verecektir. Meclise hesabını verecektir. Yapmış oldukları işlemlerin denetleyici mekanizması meclistir. Bundan hiç kimsenin tereddütü olmasın. Bu iddialar tamamen safsatadır. Yalan demeyelim ama milletin kafasını bulandırmak için ortaya atılmış hususlardır. Bunlar net olarak 18 maddede yazılıdır. Anayasanın ilk 4 maddesi virgülüne dahi değinmemiştir, düşünülmemiştir. Dolayısıyla özellik rüyası görenler, eyalet rüyası görenler aslında dervişin fikri neyse zikri odur.
Bunu görmek isteyenlerin, arzulamak isteyenlerin hedefleridir. Bugün PKK'nın hedefidir, Kandil'in hedefidir, HADEP'in hedefidir. Ama hayır diyorlar. Neden? Çünkü yeni anayasa bu hayallerini onların kursağında koyuyor da ondan. Sayın Vekilim. Ve şunu da ifade edeyim. Bugün Cumhuriyet'in ilanından bu yana özellikle 1950'den sonra merkez sağdaki hiçbir partinin bu ülkeye ihanetinden bahsetmek doğru değil. Merkez soldakinden de bu ülkeye ihanetinden bahsetmek doğru değil. Şimdi bu anayasanın oluşumunda Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin teklifi vardır. 15 yıldır bu ülkeyi dünya milletleri arasında söz sahibi eden Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Başbakan'ın, Başbakanlığı döneminde de Sayın Başbakanımızın bakanlığı ve de döneminde de şu dönemde de ülkeyi muasır medeniyet seviyesine çıkartmak için gece gündüz gayret ve çalışmaları varken bu uyduruk yok özerklik verecekler, yok eyalet sistemine geçecekler gibi safsatalarla milletin kafasını, beynini bulandırmaya hiç kimsenin hakkı da yoktur, hukuku da yoktur. Ha söyleyecekleri bir gerçek varsa, doğru varsa doğru tektir. Parçalara ayırsan da ayrılan parçalar da doğrudur. Dolayısıyla doğruyu koysunlar, biz de düşünelim. Hakikaten diyelim ki ya bu hususta doğru diyorlar. Cumhurbaşkanına verdiğimiz yetkiyle özerklik ve eyalet sistemine çıkaracağı kararnameyle geçer. Peki üçüncü madde ne diyecek? Orada diyor ki Cumhurbaşkanının çıkaracağı kararnameler anayasa ve kanunlara aykırı olamaz. Orada yetki mecliste zaten. Mecliste. Ve meclis de millete gitmeden o maddeleri değiştirme yetkisine sahip değil. Dolayısıyla bu safsatalarla milletin zihnini, beynini bulandırmaya hiç gerek yok. Sayın Vekilim bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul'da Sancaktepe'de bir konuşması vardı. Bilmiyorum izleme fırsatınız oldu mu ama. Gemerek tarafındaydım bir fırsatım olmadı. Özellikle Batı Avrupa'nın son dönemde Türkiye'yi olağanüstü bir şekilde hedef almasını vurguladı Sayın Cumhurbaşkanı. Ve bu süreç içerisinde de artık Türkiye'deki vesayet odaklarının tükenmeye başladığından dem vurarak Batı'nın bu rolü üstlendiğini ifade etti. İşte. Özellikle Almanya, Belçika, İsviçre, yani dünyanın birçok ülkesinde bir Türk düşmanlığı, bununla birlikte bir Müslüman coğrafyaya karşı bir antipati oluşturmaya başladı. Ve bunun bu referandum sürecinde etkisini vurguladı. Siz bu konudaki düşünceniz nedir? Yani Batı neden kendilerine bir misyon edildi? Aslında ben bu hususa değinecektim. Ama bunu böyle konuşmamızın ilerleyen saatlerinde değerlendirmeyi düşündüm ama o zaman madem sordunuz bunu değerlendirelim. Evet. Hatta bunu şöyle soralım. Ben bugün AK Parti Sivas Milletvekili olarak AK Parti'nin altında imzası olan, iradesi olan bir anayasaya kabul demem kadar doğal bir şey olmaz. Ancak ben AK Parti milletvekili olmasa idim. 7 Haziran'da biliyorsunuz listede yoktum. Evet. Ve bu 7 Haziran'da bu hükümetler kurulmuş olsa ve bu noktaya gelinmiş olsa, böyle bir referanduma gidilmiş olsaydı, vatandaş Mehmet Habib Soluk olarak benim düşüncem ne olurdu? Evet, aynen öyle. Bunu bu şekilde çevirdiğimiz zaman ben kendi kendime sorardım. Arkadaş ben şu 18 maddeyi okuyorum, anlamıyorum. Anlatanın da anlatış biçiminden ben buna hakim değilim. Peki benim buradaki kararım ne olurdu? Benim buradaki kararım tereddütsüzce evet, evet, evet olurdu. Gerekçesine gelince. Ya Kandil bu anayasaya hayır diyor. APO bu anayasa hayır diyor. HADEP bu anayasaya hayır diyor. Dünya tarihinde askeri ihtilallerde eşine ve benzerine rastlanmamış, eşine ve benzerine rastlanmamış 15 Temmuz olaylarındaki
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir parlamentonun millet iradesinin tecelli ettiği bir yerin arkada yazan yazı egemenlik kayıtsız şartsız güç sahibi olan milletindir diyor. Senindir, benimdir, o partinindir, bu partinindir, o ideolojinindir, bu ideolojinindir demiyor. O egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu mekanı bombalayan hainler, onlar da hayır diyor. Şimdi 1965'li yıllardan itibaren Siyah'ın kucağına düşmüş ve bu milletin milli ve manevi duygularını sömürerek, kürsülerde ağlayarak, vaizlerde ağlayarak kendisine güç edinmiş ve sonunda da bu milletin evlatlarını, çocuklarını dışarıdaki harici bedbahların içerideki maşaları olarak bu milletin başına helikopterlerde, uçaklarla bomba yağdırmış, tanklarla canlı cesetleri ezdirmiş. Bunlar da hayır diyor. Evet. Bunun yanında Almanya da hayır diyor. Belçika'sı da hayır diyor. Hollanda'sı da hayır diyor. Aslında hangisinin kapısını zorlamaya kalksak bu sayı da Bremen mızıkacıları gibi birbiriyle organik bağ zaten vardır. Artarak devam edecektir. Bir bakıyorsunuz bir İskandinav ülkesi kuzeyde hiçbir sınır bağımız, komşuluk bağımız olarak fiziki olarak olmamasına rağmen benim külliyeme, Cumhurbaşkanlığı külliyesine, benim insanıma ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bomba yağdıran, kurşun atan simaları gelin diyor, ben size oturma izni veriyorum. Sabahleyin seninle Norveç'e müracaat edelim. Biz Norveç'e gelip Norveç vatandaşı olmak istiyoruz veya Norveç'te çalışmak istiyoruz diye. Bak bakayım ne kadar uğraşacağım ve sonucunda ne alacağım. Yani. Ama bu hainlere kapılarını açtılar. Hem oturma izni veriyor, hem iş veriyor, hem arkasından vatandaşlık veriyor. Bu ihanete kucak açıyor, çanak tutuyor. Peki bunlar böyleyse, ben bunu anlayıp anlamamam önemli mi? Bu yetmiyor mu benim evet vermem için? Bunların bu tavrı, Batı'nın ve içerideki bu milletin yavrularının, askerimizin kanına giren, şehit eden, ülke ekonomisini perişan eden, her köşede bir tuzak kuran, canlı bombalarla Kızılay'da, Tandoğan'da insanımızın arasına girip yüzlerce masum insanları katledenler bu işe hayır diyorsa benim evet demem için bir tereddütüm olabilir mi ya? Ve ben şunu buradan net ve açık söyleyeyim. Efendim işte bazı ülkücüler, eski Milliyetçi Hareket Partililer parti içindeki sürtüşmeden dolayı hayır diyecekleri şeklinde şehrimizde muazzam bir şey var. Dedikodu var. Bu da bir safsatadır. Evet, kol kırılır, yen içinde kalır. Kardeş kardeşle de bir baba malı bölüşürken kavgası olabilir. Oradaki burada bir menfaat söz konusu değildir. Bir bölüşüm söz konusu değildir. Siyasi iradede kendisinin, birilerinin ben ön plana çıkayım, sen ön plana çıkayım şeklindeki mücadele. Bir kırgınlık. Ona mücadele de demek doğru değildir. Bir kırgınlıktır. Ben ülkücü damarı, ülkücü camiayı ciğerine kadar son derece İyi tanırım, iyi bilirim. Biz hayır vereceğiz diyen ülkücülerin de o paravanın arkasında benden daha sağlam evet basacağından hiçbir tereddütüm yoktur. Ve onlara yutturulan safsata da efendim Cumhurbaşkanı aldığı yetkilerle üniter yapıyı bozacak, eyaletlere gidecek, özerklik verecek böyle şey söz konusu değildir.
her Türk milliyetçisi de, her ülkücü de, her Birlik Partili de, her Saadet Partili de bunun bir safsata olduğunu kendi adı gibi net olarak inanarak Cumhurbaşkanlığının böyle bir yetkisinin olmadığını, kapı gibi anayasanın 1, 2, 3 ve 4. maddelerinin yerinde durduğunu ve Cumhurbaşkanı kararnamesinin anayasa ve kanunlara aykırı kararname çıkartma yetkisinin olmadığını Sağır Sultan dahi biliyor. Bir ülkücünün, bir Alperenlerin, Birlik Partisi'nin, Saadet Partisi'nin buna inanacağına, ihtimal vereceğine akıl selim olan okuyanlar baksın. Böyle bir şey söz konusu değildir. Bu HADP'in uydurmasıdır. HADP'in istediği özgürlük değil mi? Mecliste özerklik değil mi? Mecliste akşama kadar görüyoruz. O zaman madem böyle bir Cumhurbaşkanının yetkisi var, onların da gece gündüz rüyaları bunlar. Niye tereddüt ediyorlar ki? Neden korkuyorlar ki? Madem öyle, o zaman biz farkına varmadan onların tesisine su taşıyoruz. Niye rahatsızlar ki? Çünkü onlar o kadar net biliyorlar ki Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter yapısı ilelebet yaşayacaktır. İçten de dıştan da her türlü hain odakların, tuzakların oyunlarına rağmen bunu kimsenin bozmaya gücü yetmeyecek. Bu millet Akif'in tarif ettiği Asım'ın neslidir. Bu millet 1064'ten bu yana yok ettik, bitirdik, bittiler dedikleri anda en bariz örneği Kurtuluş Savaşı'dır. Sivas'ta alınan ya ölüm ya istiklal kararıdır. Küllerinden bir kıvılcım çıkmıştır. O kıvılcım herhangi bir boyunduruk altına girmeden bağımsız bir devlet olarak yeniden tarih sahnesinde yerini almıştır. Dolayısıyla hiç kimse ülkücülerin üzerinde efendim parti içinde kaynama var. Parti içinde kaynama olabilir. Parti içinde küslükler olabilir. Parti içinde dargınlıklar olabilir. Ama o yeni ufuklardan, dokuz ışıktan ilham almış, Alperenlerden ilham almış bu milletin Asım'ın nesli soyunun devamıyla yoğrulmuş kişilerin hiç kimse kusura bakmasın HADP'in yerinde de yer almaz, PKK'nın yanında da yer almaz, FETÖ'nün yanında da yer almaz, DEAŞ'ın yerinde de almaz. Akif'in dediği gibi tek dişi kalmış canavar batının yanında da yer almaz. Hatta ben biraz daha ileri giderek şunu söyleyeyim. Hepimizin geçmişinde, ailesinde bir Cumhuriyet Halk Partili vardır. Çünkü Cumhuriyet kurulduğunda ülkenin yaralarının sarılması için siyasi kavganın değil, bir an evvel yaraların sarılması için kurulan tek parti bu millete, bu ülkeye büyük hizmetler, yokluklar içerisinde yapmıştır. Kim taş üstüne taş koymuşsa mekanı cennet olsun ahirete erenlerin. Ben paşacı zihniyette olan Cumhuriyet Halk Partililerinin dahi evet diyeceğine inanıyorum. Çünkü bu bir parti seçimi değildir. Burada kaybeden parti yoktur, kazanan parti yoktur. Burada millet iradesinin şekillenmesi var. Nedir bu irade? %50+1'i alan beni idare etsin diyor millet. Eğer eskiden o 367 garabetini çıkartmasalardı, bugün Gemerek'te bir arkadaşımız diyor, efendim %1'i aldı, Cumhurbaşkanı seçildi. %49'u yok mu sayacaksınız? Böyle bir şey yok. Seçilen Cumhurbaşkanı, kurulan hükümet ve oluşan Türkiye Büyük Millet Meclisi 80 milyonun meclisidir. 80 milyonun cumhurbaşkanıdır. 80 milyonun hükümetidir. Eğer 367 garabeti çıkmasaydı AK Parti 2002'de %34.28 ile aldığı hükümet olduğu 354 milletvekiliyle seçim sisteminin azizliği diyelim. Cumhurbaşkanlığı seçecekti. Peki sen %51 ile iş başına gelecek Cumhurbaşkanını yetersiz 49'u yok mu sayıyor diyorsun da
34 ile ben Cumhurbaşkanı seçersem 66'nın yok olduğunu niye görmüyorsun ki? Onun için hiç kimse ağaç kovuğuna gizlenmeye çalışmasın. Meşhur bir atasözümüz var. Da söylemeyelim. Tamam, evet. Peki bizde kalsın. Sayın Vekilim, geçen hafta Sayın Başbakanımız, sizin de aynı zamanda birlikte mesai harcadığınız Sayın Başbakan Binali Yıldırım Sivas'taydı ve Sivas'ta sizden de övgüyle bahsetti. Sağ olsunlar. Evet, birlikte uzun yıllarda çalıştınız, hizmet ettiniz. Ben hem mitingi değerlendirmenizi çok istiyorum. Çok uzun yıllar sayılmaz ya. 77 Ekim. Yani 30, evet. 30 tam 30 yıl. 40 yıl. 40 maşallah. 40 yıllık bir, ki Sayın Binali Yıldırım'da ulaştırma. Gerçekten ulaştırmada ciddi. Hep bir, tabii bu büyük bir işi. Destanlar yapıldı Türkiye'de. Siz çoğu zaman kendisi de bahsediyor. Biz yollara bölüştükçe gönülleri birleştiriyoruz diyor ama Sivas'ta özellikle Sivas mitingini değerlendirmenizi isteyeceğim. Bununla birlikte bir de Sivas'la ilgili bir özellikle bu şehir parkı meselesi gündemde epeydir de konuşuluyor. Olumlu yaklaşanlar var, eleştirel açıdan bakanlar var. Hem mitingi değerlendirmenizi isteyeceğim hem de özellikle bu şehir parkı ile ilgili bir iki soracağım konu olacak. Buyurun. Şimdi bir defa 19 Mart Sayın Başbakanımızı Cumhuriyet Meydanı'nda karşılayan, evet, o coşkulu kalabalığı oluşturan bütün hemşerilerime ben AK Parti İl Başkanlığı, AK Parti Milletvekilleri, Sayın Bakanımız İsmet Yılmaz adına, şahsım adıma şükranlarımı, teşekkürlerimi buradan sizin aracılığınızla da bir kez daha söylüyoruz. Gerçekten belki de bugüne kadar Sivas'ta yapılan en heyecanlı mitinglerden bir tanesiydi. O soğuğa rağmen heyecan başladığı anda Sayın Başbakan'ın son sözünü söylediği ana kadar en ufak heyecanından bir şey kaybetmeden miting sonuna kadar devam etti. Hatta Genel Başkan Yardımcımız, yerel yönetimlerden sorumlu, benden önceki komisyon başkanı, ben onun yerine geldim, Erol Kaya, Erzincan'dan gelirken Habib Bey dedi, göreceğiz Sivas'ı. Bak sen Erzincan'ı gördün dedi. İnşallah Sayın Başkan dedim. Neyse yukarı selamlamaya çıktığımızda dudağını hafif böyle büzerek, ya dedi, biz bunu beklemiyorduk dedi. Maşallah dedi. Ve o arada Erol Bey kayboldu. Erol Bey konuşmanın sonuna doğru, evet, mitingin koymuşlar, mitingin arkasına doğru gittiğini ve her mitingde belirli bir konuşma dakikasından sonra 10-15 dakika, bilemedin 20 dakika sonra mitingin arkasının koptuğunu, oysa Sivas'ta ilerleyen sürece soğuğa rağmen mitingin arkasından bir ferdin dahi kopup dönüp gitmediğini gördüğünü miting sonrasında valilikte bizzat ifade ettiler. Bu da bizim için, ayrıca Sivaslılar için bir gurur kaynağıdır. Biz evet Sayın Başbakanımızla uzun yıllar birlikte çalıştık. Ve Batı'nın derdi ne dersen gene biz oraya dönelim. Şimdi bir köye bir tilki dadanıyor. Teşbihte hata olmasın, Zülfiyar'a da dokunursak kimse kusura bakmasın. Bu tilki bir gün köyün yamacına geliyor, ay ışığı. Bakıyor ki köyde bir takım havlayan köpekler var. Ya diyor, ben diyor burçak sahibinin tarlasında yuvarlandım, onun köpeği havlıyor, haklı. Çiftlik sahibinin tavuklarını yedim, onun da köpeği havlıyor, o da haklı. Ben bu camcıya ne yaptım ki diyor, camcının da köpeği havlıyor. Biz Batı'nın bu işin içerisine, bizim iç anayasamızın içerisine burnunu sokmasını biz asla kabul edemiyoruz. Evet. Biz sağcısıyla solcusuyla, hayırcısıyla evetçisiyle bu ülkenin gerçeğiyiz. Biz eğer bu millet kararını %50+1 hayır vermişse
O da bizim başımızın üstünde yeri vardır. Çünkü milletin kararıdır. Ama bu milletin akıttığı gözyaşları, kaybettiği canlar, kaybettiği ekonomik güçler göz önüne alındığında bu milletten hayır çıkacağını bekleyenler yalnızca ve yalnızca hayal görenlerdir. Onun için hiç enerjilerini sağda solda tüketip kimsenin de zihnini bulandırmaya çalışmasınlar. Evet. Bu işin temelinde yatan Bülent Bey nedir biliyor musunuz? 1960 yılında ihtilal olmuş. Türkiye Cumhuriyeti NATO'ya girmiş. Bir NATO ülkesi. 65'lerde Amerika başta olmak üzere diyor ki, ey diyor 3. dünya ülkeleri, siz NATO'ya dahilsiniz. Türkiye, sen NATO'nun bir üyesisin. Sen neden enerjini harp sanayisinde tüketesin ki? Biz yapıyoruz. Biz ne güne duruyoruz? Ben 1940'lı yıllarda ve ondan sonra Hiroşima'ya atılan bomba dahil bir yığın elimde hurda harpte kullandığım araç var. Tank var, top var, cemse var, reva var. Kardeşim benim topraklarım kıymetlidir. Ben buraları kirletmeyeyim. Biz bunları size marşal yardım olarak verelim. Siz bunları da idare edin. Burada hiç olmazsa şoförünüzü eğitirsiniz, onu eğitirsiniz. Zaten işinize de yaramaz. Ama bir şey olursa NATO ülkesisiniz. Biz sizin yanınızdayız. Bu işi şöyle demir yollarına bir göz atarak hemen noktalayayım. Abdülhamit Han zamanında 14.500 kilometre Osmanlı topraklarında demir yolu var. Kurtuluş Savaşı'nda yalnızca bunun 4.136 kilometresi bizim topraklarımız, milli sınırlarımız içinde kalıyor. Evet. Büyük Atatürk Cumhuriyeti ilan ettikten sonra silah arkadaşları, kendisi, hepsi nur içinde yatsınlar. Demir yollarının bir ülkenin müreffeh geleceği olduğunu ve demir yollarına kesintisiz yeni ilavelerin yapmasının kararını alıyor ve 1946 yılına kadar o yokluklar içerisinde, o geri teknolojinin içerisinde 3136 kilometre demir yolu yapıyor. Pardon, 3764 kilometre demir yolu yapılıyor. 1946'dan 2003'e kadar ne kadar yapılıyor biliyor musun? 60 yıl. 150 kilometre miydi? 945 kilometre. Sayın Cumhurbaşkanı, Başbakan göreve geldiğinde biz muasır medeniyet seviyesine dünya ile yarışacak limanlarımız, demir yollarımız, milli harp sanayimiz, milli eğitim sistemimiz olmadığı müddetçe biz bir yere varamayız. Biz medeni diye adlandırılan Batı'nın teknolojisini yakalayamayız. Bunun üzerine 15 yılda 2300 kilometre demir yolu yapıldı. Bunun 1888 kilometresi yüksek hızlı demir yoludur. Hayır, diğerleri de yeni. Ayrıca 45 kilometre çift yol diyebiliyorum ben. Efendim, hayır, tek. Bizde yollar tek ölçülür. Demir yolu da tek ölçülür. Karayolu da tek ölçülür. Hmm. Çift değildir. Bölünmüş yoldur ama tek ölçülür. Bu böyledir. Ayrıca 8500 kilometre demir yolu yenilendi. Raylar gidiyor. Vagonlar duruyordu. Sinyalli hatlarımız yenilendi. Elektrikli hatlarımız yenilendi. Zaten yoktu. Arkasından dünyada 8. Avrupa'da 6. yüksek hızlı treni Türkiye 2009 yılı 13 Mart'ında Ankara'dan Eskişehir'e hareket ederek yaşadı. Evet. O dünyada 8. Avrupa'da 6. yüksek hızlı treni kullanan millet, milletin adı
Türk milletiydi. Ülkenin adı Türkiye Cumhuriyeti'ydi. Liderin adı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dı. Bunların verdiği rahatsızlıklar. 2003'ten sonra ne yaptık? Denizaltımızı yaptık. Savaş gemimizi yaptık. Tankımızı yaptık. Füzemizi yaptık. Göktürk 1, Göktürk 2 uydularımızı uzaya gönderdik. Ayrıca %50'si yerli olmak üzere. TürkSat 3A'yı, TürkSat 3B'yi, TürkSat 4A'yı, TürkSat 4B'yi uzaya fırlattık. Allah nasip ederse tamamı Türk mühendislerinin elinden çıkmış. TürkSat 6A'yı da 2018 yılında uzaya fırlatacağız. Bütün insansız hava aracımızı yaptık. Hürkuş C'yi yaptık. Simülasyon merkezlerimizi yaptık. Bütün dünyadaki rahatsızlık, Avrupa'daki rahatsızlık budur. Bunlar İslam coğrafyasının içerisinde bu hamleyi nasıl yapıyorlar? Bu Orta Doğu'nun zenginliklerine yarın bu şekilde büyümeye devam ederlerse bu nimetler bizim elimizden kalkacaktır, gidecektir diye hayır kampanyasına iştirak ediyorlar. Temelde yatan kendi geleceklerinden korktukları içindir. Evet, Türkiye Büyük Atatürk'ün de ifade ettiği gibi muasır medeniyet seviyesinde süratle devam ediyor ve Allah nasip eder de 16 Nisan gününü de bu millet sağ selim göğüslediği zaman da göreceksiniz %60'ın üzerinde evet çıkacaktır. Sivas evet'i de %82'nin üzerinde gerçekleşeceğinden şahsen benim hiçbir tereddüt ve şüphem yoktur. Bunu da gönül rahatlığıyla söylüyorum. Sayın Vekilim, Demiryolu dediniz. Hafta içinde TÜDEMSAŞ Genel Müdürlüğü'nde yapılan Milli Yük Vagonu projesi lansmanındaydınız. Siz de ben de oradayım. Evet. Tabii büyük bir proje. Yani Türkiye'nin, daha doğrusu ben Sivas'ın vizyon projelerinden birisi olduğunu düşünüyorum. Yani doğrudur. Önümüzdeki 30 yıla, 40 yılına damga vuracak projelerden bir tanesi. Tabii bu arada emeğe geçen, başta şirket çalışanları olmak üzere de teknik idare ve yöneticilere de teşekkür etmek lazım. Güzel bir proje, yani incelediğimiz zaman bunu görüyorsunuz ve Türkiye'de ciddi anlamda bir döviz kazandıracak proje gibi gözüküyor. Uzun, orta ve uzun vadede. Gözüküyor diyor öyle. İnşallah. Sizin burayla ilgili görüşleriniz nedir? Özellikle bu seçimlerden önce şöyle bir özellikle ulaştırmacı olduğunuz için halkın şöyle bir talepleri vardı. Yani bunu gözlemleyebiliyordunuz. İşte TÜDEMSAŞ gelişecek mi? Yan sanayi büyütecek mi? İstihdam sağlayacak mı? Şeklinde talepler oluyordu. Sizinle bu ilgili cevaplarınız vardı. Şimdi Sayın Başbakanımız, şu andaki Cumhurbaşkanımız demir yollarıyla ilgili Milli Demir Yolu talimatını verdiğinde 2010 yılına geldiğimizde Milli Tren ile ilgili çalışmaları Sayın Başbakan'ın, Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla başlattık. Bu Milli Tren'deki bizim şeylerimiz 7-8 tane paydaşımız vardı. Şu gördüğünüz Milli Trenler, şu lokomotifler Sayın Cumhurbaşkanı tarafından 6 adet üretilen lokomotif, bilmiyorum gösterebilir mi? 6 adet bu lokomotif Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları üzerine çalışılmaya başlanılmıştır. Evet. Ve şu anda Eskişehir Lokomotif Fabrikası'nda GE ile General Motor'la 2011 yılında yaptığımız bir anlaşma gereği hem içerideki demir yolları ihtiyaçlarına hem de yurt dışına ihraç edilmek üzere ki 2011 yılında ilk Eskişehir'de yapılan lokomotifi İngiltere'ye ihraç ettik. Bu proje geliştirilerek orada bir karar alındı. Denildi ki Milli Tren lokomotifi 2018 yılında, Milli Tren yolcu vagonlarımız ve yük vagonlarımız 2017 yılının ikinci yarısında inşaata, imalata başlayacak şekilde bir planlama yapıldı. Evet. Ve Sivas'ımız, özellikle TÜDEMSAŞ çalışanlarını, genel müdürünü ben tebrik etmek istiyorum. Bunu 2017 yılının ikinci yarısına değil, 2017 yılının
ilk çeyreğinden önce sertifikalarını akredite ederek aldılar ve ayın 23'ünde de Ulaştırma Denizcilik Haberleşme Bakanımız, o da çok sevdiğim, saydığım bir arkadaşımızdır. Onunla da dostluğumuz, beraberliğimiz 81 yılından beri devam etmektedir. Aşağı yukarı hep aynı alanlarda beraber çalıştık. Kendileri geldiler, burada lansmanını yaptılar. Sivas yolcu yük vagonlarında, milli tren yük vagonlarında imalat merkezi olacaktır. Hem kendi yerli ihtiyacımızı hem de ihracatımızı Sivas'tan ürettiğimiz vagonlarla gerçekleştireceğiz. Ve buradaki bizim o zaman şifahi olarak konuştuğumuz öyle bir üretime noktasına gelmeli ki gerek yolcu, gerek lokomotif, gerekse yük vagonları %40-%45 civarında iç ihtiyacımıza %60-65-55 ihracata yönelik olarak çalışmalarının altyapısı kararları alınmıştır. Defalarca Ankara OSEBE'siyle, Bursa OSEBE'siyle, Antep OSEBE'siyle, İstanbul OSEBE'siyle de bakanlığımızda, Sayın Başbakan'ın başkanlığında 3-4 seferde bunun toplantıları yapılmıştır. Ve nihayet sona geldik. Hatta Sayın Bakanımız orada bir sayı ilan etti. Bu yıl için 150 galiba değil mi? Bu yıl için 2017 yılında 150 adet milli tren konseptinde 150 adet vagon inşası istiyorum dedi. Şu anda bizim TÜDEM saçımız vagon bakım onarımı da vagon inşası da yapıyor. Ama bu tamamen ayrı bir konsepte ve dünya üretimiyle yarışabilecek niteliktedir. Bunun için de ikinci OSEBE ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Aslında efendim milletvekilleri ne yaptı diye nerede karşılaşsak ne yapıyorsunuz ki çocuğuma iş mi buldunuz, eşime iş buldunuz mu diye de karşımıza dikiliyorlar. Gönül arz ediyor ki saatlerce herkesin izleyeceği, görebileceği bir yerde Sivas milletvekilleri neler yapmış, neleri kovalıyor, nelerin peşinde şu 1,5 yılın içerisinde elbette ki ondan önceki milletvekillerimiz de üzerlerine düşeni yaptılar ama ben o zaman bürokrattım. Şu andaki kervanın içinde milletvekiliyim. Sayın Bakanımızın İsmet Yılmaz Bey'in gözetim ve denetiminde Sayın Hilmi Bilgin, Sayın Selim Dursun ve ben bir hakkı da vermek lazım. Ali Akyıldız'da gerçi muhalefetin yapacağı bir şey yoktur. Muhalefetin içeride ve dışarıda meclisteki kararı reddir, dışarıdaki kararı hayırdır. Ama iyi bir insan, onunla da iyi diyaloglar içerisinde Sivas'la ilgili problemleri getirdiğinde paylaştıklarımız oluyor. Biz Sivas'a gerçekten şu 1,5 yılın içerisinde neler yaptığımızı birinci OSEBE Başkanı'na gitsin dinlesinler, Ticaret Odası Başkanı'na gitsin dinlesinler, Ziraat Odası Başkanı'na gitsin dinlesinler, diğer oda başkanlarına gitsin dinlesinler, milletvekilleri veya milletvekili ne yaparmış görsünler. Efendim fabrika mı kurdular? Milletvekili fabrika kurmaz. Fabrikayı özel teşebbüs kurar. Ve bazı teknolojisi yeni olan hususlarda da devlet buna teşvik verir, yardımcı olur. Bununla ilgili de yapılanı ediyoruz. Mesela ben bir gün bir şey söyledim. Sivas dedim. Kamu yatırımları içerisinde 81 ilde AK Parti hükümetleri döneminde ilk 12 ilin içindedir. 9 ille 12 yıl arasındaki sıralamasında da 16 bin lira, 20 bin lira, 25 bin lira gibi farklılıklar vardır. Bunu fark saymazsanız 9. sıradadır. Ve çıktı bir arkadaşımız diyor ki bir milletvekili milletin gözüne baka baka yalan söylüyor. Kardeşim kuruşuna kadar, fenine kadar faturalaşan rakamları gelsin,
toplayalım, cari yılı da toplayalım, eskale edilmiş değeri de toplayalım. Kendisiyle Sivas'ın AK Parti hükümetlerinden ne olduğunu, ne aldığını beraberce paylaşalım. Hiçbir şekilde Sivas'a ve ülkeye yapılanlar çamurda sıvanamaz. Güneşi balçıkla sıvayamazsınız. Türkiye'nin her köşesinde destanlar yazılmıştır. Mesela karayolları ağında Sivas il sınırları içindeki coğrafi parça Konya'dan sonra en büyük ildir. İkinci ildir. Şu kalemin boyu kadar bir tüneli yoktu. Karayolu tüneli. Şu anda yapılan ve projelendirilenlerle birlikte 48.7 kilometre Sivas il sınırları içerisinde tünel oluşacak. Bunu inkar etmenin anlamı nedir? Bugün Sivas yüksek hızlı trenle inşallah 2018'in sonuna doğru buluşacak. Bunu inkar etmekle nereye varabilirsiniz? Bir gün Diyarbakır Milletvekili Ensarioğlu, müsteşarım, geldi müsteşarım dedi. Bizim Diyarbakır'da dedi 250 kilometre civarında bölünmüş yol var. Sene 2000, müsteşar yardımcısıyım. 2006, 2005'in sonu. Biz dedi buranın yatırıma alınmasını, planlamasını istiyoruz. Ya Sivas'a bakalım dedik. Acaba Sivas'ın neyi var? O tarihte 23.8 kilometre bölünmüş yolu var. E şu anda Sivas'ın 757 kilometre bölünmüş yolu var. Sivas-Malatya arasındaki çalışılan kesim de bunun dışında. Bunu inkar etmek Sivas'a, Sivaslı'ya, siyasete, siyasetçiye ne kazandıracaktır ya? Ha kalksın desin ki evet AK Parti 257 kilometre Sivas il sınırları içerisinde bölünmüş yol yaptı. Ama bu yetersiz arkadaş. Ben 1157'yi vaat ediyorum. 400 kilometre şey yaptı, 450 kilometre sıcak asfalt yaptı. Bu yetersiz. Biz 1000 kilometreyi vaat ediyoruz. Başımın üstünde yeri var. Daha iyisini, daha insanımızın refaha götüreceği hizmetleri ortaya koysun, yarıştırsınlar. Eğer o yarışta geçebiliyorlarsa buna minnet duymak, şükran duymak millet adına bir erdemliktir diye düşünüyorum ben. Şimdi bir OSEBE'yi ele aldık. 97 yılında Sivas 2. OSEBE'sinin kararı alınmış. Kayıtlarınıza bakın. 97 yılındaki 2. OSEBE'nin 1 Kasım'da, Ekim'de geldiğimde ben dediler ki sayın milletvekilim. Dedim ya ben daha adayım, milletvekili değilim. Olup olmamam size bağlı. Bu OSEBE ile ilgili Sivas'ın çok beklentisi var. Sen OSEBE'yi işlersen bu bayağı bir etki yapar. Nedir OSEBE'niz? İşte 97'de yıl 2017 15 97'de bu OSEBE'nin kararı alınmış. %65'i kamulaştırılmış. OSEBE bugün yarın başlayacak durumda. İyi dedik arkadaş söyleyelim. Ve 1 Ekim'de kim önümüze geldiyse Sivas sanayi patlaması yapmalıdır. Bu sanayi patlamasını da ancak 2. OSEBE ile yapar. Sivas'ın saç ayağı olarak 3 noktaya basması gerekir. Basacağı birinci noktası bunun sanayidir. İkinci noktası tarımdır. Üçüncü noktası hayvancılıktır. Bunun dışında Sivas'a pervane taksanız yok. Onlara karşı değilim sakın yanlış anlaşılmasın. Onlara da en az Sivaslı'nın her ferdi kadar ben de memnuniyetle izliyorum. Ama siz bu üç ayağı geliştirmedikten sonra Sivas'a bu üç ayak adına göç almadıktan sonra Sivas'ta diğer yatırımlarla bir yere varma şansınız yoktur. Peki 1 Kasım'da seçildik gittik. Yanılmıyorsam Kasım ayının ilk haftası şeye gittim. Bilim, Sanayi, Teknoloji Bakanlığı'na. OSEBE Genel Müdürü Yaşar Öztürk Bey'e ve Müsteşar
B'ye gittim. Kırıkkale Üniversitesi'nden çok sevdiğim bir arkadaşımdır. Beraber müsteşarlıkla yaptık. Bunun müsteşarın odasında toplandık. Ya dedik, Sivas'ın bir OSB'si varmış. Ne durumda? Sivas'ın OSB'sinde bir şey yok bakanlıkta. Bekir Bey aradım, Emmoğlu. Sağ olsun kısa bir zamanda OSB'yle ilgili dosyaları getirdi. 2016 yılı Şubat'ında biz bu OSB'nin imar durumunu çıkartıp gönderdik. Alim Barut Sayın Vekili, Vali'yi aradım. Cuma günü 4:30'da il bilmem ne kurulunu toplayarak onun kararını faks üzerinden aldırdı. Cumartesi pazarı kaybetmeyelim diye askıya çıkardı. Askının sonunda TÜDEMSAJ'a yerli vagon imalatı firmaların isimleri burada var. Yapmak için müracaat eden firmalara yer tahsisi konusunda biçilen değeri yüksek buldular. Yeni gelen Sayın Valimiz, ki sağ olsun büyük bir cesaret ve fedakarlıktır Sivas adına, bu arsalarla ilgili birim bedelleri aşağı indirdi. Ve bu firmalarımız buralardan kendilerine 150'şer, 200'er dönümlük yer aldılar veya belirlediler. Orada sanayi yatırımlarını yapmak üzere karşımıza bir başka bir şey çıktı. Sümer Holding özelleşmiş. O alan içinde Sümer Holding'e ait ada parsel yüzlerce parça parça. Eyvah dur dediler, yine gidemezsiniz. Sağ olsun OSB Başkanı bunların ada parsellerini tespit etti, getirdi. ÖYK kararıyla bir buçuk ay uğraştık. Onun da kararlarını çıkarttık. O badireyi de atladık. Onu atladıktan sonra bizim bir lojistik köy konumuz vardı. Onunla ilgili yeri dedik biz gidelim şeye, OSB'nin içerisine. Oradan yer alalım. Oradaki OSB'nin içindeki demir hatları da birbirine bağlayalım. Yatırımcılara da faydamız olsun. OSB'nin oraya Şubat ayının 2017 yılı Şubat ayının 3. haftasında gittiğimizde karşımıza bu sefer lojistik merkezin sondajını başlatacağız. İstimlak edilmemiş bir alan çıktı. Bugün öğrendim. Bu gece Sayın Başbakan'a imzalatacaklar. Yarın köşke beyefendiye, Sayın Cumhurbaşkanımıza geçecek. Acele kamulaştırma kararlarını da tamamladık. O buraya geldiğinde Devlet Demiryolları Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü lojistik merkezle ilgili Nisan ayının son haftasında inşallah şeyini başlatacak. Sondajını başlatacak. Acaba biz vekillerimizden istediğimizi bulamıyoruz diyen benim canım hemşerilerim, saygıdeğer hemşerilerim, güzel hemşerilerim, vekilin görevi nedir? Şunu bana bir tarif etseler de, vekilin yapacağı bunlardır. Eğer bunları kendi haline bırakmış olsaydık, o OSB 2027'leri, 2037'leri bulurdu. Bundan hiç kimsenin tereddütü olmasın. Birinci OSB'nin içinde de aynı. Şu anda 25 bin dönüm bir, yok 25 dönüm mü? 25 dönüm kamulaşmamış bir yeri kaldı. O da mahkemede devam ediyor. O mahkeme kararı bittiğinde onu da yaptıracağız. Elbette ki ben hemşerilerimden şunu istiyorum. Biz onların çektiği sıkıntıyı, yaşantıyı birebir görmeyebiliriz. Yaşamayabiliriz, hissedemeyebiliriz. Bu konularda sivil toplum kuruluşlarıyla, odalarla veya kişisel olarak fert fert kendileri gelir de bizim önümüze şu problemlerimiz var diye koyarlarsa biz onunla uğraşmaya sonuna kadar canla başla varız. Evet. Ancak hedefimiz büyük olmalı. Sivas'ın hedefi ikinci OSB'de 15-20 bin kişinin çalışacağı bir OSB olmalı. 1000-1500 kişinin çalışacağı bir lojistik merkez olmalı. Tarımda Mera'da 1.200.000 dekar Mera'yla 600.000 dekar çayırla özel mülkle
1.800.000 otlakla Türkiye birincisiyiz. Hayvancılıkta ne acıdır ki 49.yüz. Bu hususlarda el birliğiyle biz herkesle gücümüzün yettiği noktaya kadar Sayın Bakanımızın öncülüğünde, yetmediği yerde de Sayın Bakanımız vasıtasıyla Sayın Başbakanımıza iletilmek suretiyle ilimiz için, memleketimiz için her şeyi yapmaya varız ve hazırız. Sayın Bekir, bu arada izleyicilerimizden sorular geliyor ama. Buyurun. Alabiliriz soru. Bilis Ordu Sivas otoyolu ile ilgili bir sorusu olmuş. Bir izleyicimizin Seyfebeli Sanayi Sitesi ile ilgili bir sorusu var. Nereyle ilgili? Seyfebeli Sanayi Sitesi. Hmm. Tabi bu arada Demirciler Odası Başkanı hem teşekkürler hem de ziyaret talepleri var. Başımız yani bekliyorlar, sizi misafir etmek istiyorlar. İyi niyet dilekleri var, teşekkür dilekleri var. Seyfebeli, evet. OSEBE ile ilgili çalışmaların olduğunu biliyorum. Evet. Ama detay bir bilgiye sahip değilim. Ben henüz bürokratlığı üstümden atamadığım için de altı boş bir takım cilalı laflarla bir şeyler ifade etmek istemiyorum ama Seyfebeli OSEBE'siyle ilgili çalışmaların devam ettiğini, bu konuda da çok kısa bir süre sonra öyle tahmin ediyorum ki ilk kazmanın vurulacağı, ilk adımın atılacağı bir noktaya doğru gidiliyor. Yaklaşmış durumdayız. Yine madem sormadılar ben söyleyeyim. Özellikle pancar üreticileri. Şeker, benim konu başlığım vardı ama var mı? Ordu-Sivas otoyolu ile ilgili. Ordu-Sivas otoyolu değil, Ordu-Sivas yoluyla ilgili. Evet. Bir kısmı bölünmüş yol, bir kısmı tek yol. Ve ben bunu da çok böyle neden Ordu-Sivas yolunda bu güzergah Ordu, Duruoğlu, Uzunhisar, Topçam, Mesudiye, Koyulsar, Geminbeli, Zara, Hafik, Sivas. Bu güzergahın peşine düşen benim hemşerilerim neden Fatsa, Cevizlidere, Ünye, Niksar, Ünye, Cevizlidere, Akkuş, Niksar, Tokat, Çamlıbeli tünelinin delinmesini ve direkli Bedirli'den aşağı gitmesini, oradan buradan çıkıp Yılanlı Kaya'yı geçtikten sonra direkli Bedirli'den Fatsa'ya çıkmayı hiç düşünmüyorlar. Ünye'ye çıkmayı düşünmüyorlar. Neden acaba buradan Doğanşar'dan dere yoluna çıkıp Reşadiye, Aybastı, Başçiftlik, Aybastı'dan Fatsa'ya çıkmayı düşünmüyorlar? Neden acaba buradan çıktıktan sonra Su Şehri, Şebinkarahisar, Eğribel, Dereli, Duruoğlu'ndan Giresun'a çıkmayı düşünmüyorlar? Bunlar Sivas'ın dört noktadan Karadeniz'e rahatlıkla çıkmasını oluşturan güzergahlardır. Bunun dördü de Sivas için Ordu-Sivas yolu kadar önemlidir. Bundan hiç kimsenin tereddütü ve şüphesi olmasın. İki il arasında en yakın iki il Ordu'yla Giresun'dur. Arası 40 kilometredir. Giresun'dan da Karadeniz'e çıkmamız mümkündür. Ordu'dan da çıkmamız mümkündür. Evet. Ordu'dan gelen yolun güzergahında 28 adet tünel vardır. Bu tünellerin 23-24 tanesi bitmiş. Diğerlerinde çalışılıyor. Öyle tahmin ediyorum ki 2018 yılı içerisinde Ordu, Sivas, Pınarbaşı, Kaynar, Göksu, Akdeniz güzergahı kesintisiz olarak hizmete girer. Ama dediğim gibi Sivas yalnız Ordu Sivas değil, Ünye Sivas desin, Fatsa Sivas desin, Ordu Sivas desin, Giresun Sivas desin. Çünkü bunların hepsi de aşağı yukarı üçer beşer kilometre aralıklarla birbirine eşdeğer güzergahlardır. Sayın Vekilim, programımızın sonuna gelmek üzereyiz. Bu arada tarım, işte pancar üreticileriyle ilgili Şubat, özür dilerim, Aralık ayında Sivas'ta bir Ziraat Odası'nın düzenlemiş olduğu bir toplantıya katılmıştınız. Doğru. Orada biz de kanal olarak hazır bulunmuştuk. Tabii Sivas'ın önündeki vizyon projelerinden bir tanesi de aslında ziraat
konusu. Kesinlikle. Bununla ilgili bir konu başlığınız vardı. Ben de onu soracaktım zaten size. Sivas... Şimdi ben seçildikten sonra yine hemşehrilerimizin istedikleri isteklerinin başında bir tarihte Sivas'ta şeker fabrikası temeli atıldı. Evet. Ama bu gerçekleşmedi. Biz Sivas'a şeker fabrikası istiyoruz dediler. Ben bunun üzerine Sivas'a bir şeker fabrikası nasıl kurulur diye bir takım araştırmalar yaptım. Şeker Üst Kurulu başkanıyla görüştüm. Özelleştirme İdaresi başkanıyla görüştüm. Şeker fabrikaları genel müdürüyle görüştüm. 6 tane özel şeker fabrikası sahipleriyle görüştüm. Bu fabrikalardan Amasya, Kayseri, Konya, Amasya, Kayseri, Konya bunlar kooperatif. Diğer iki şeker fabrikası özel, Aksaray ve Adapazarı, 25 adet şeker fabrikası da devletin. Devlet bu 25 tane özel fabrikayı, şeker fabrikasını beşerli gruplarda 5 ayrı özelleştirme ihalesine sunmak için gruplamış. Evet. Ve burada 22.6.1956 tarihinde 6.747 sayılı şeker kanunuyla yapılan düzenleme 19.4.2001 tarihinde 4.634 sayılı kanunla ortadan kaldırılarak şeker fabrikasına kota, şeker üreticisine kota getirilmiş. Getirilen bu kotada siz İstanbul'da diyelim bir hastane açacaksınız. Şu anda İstanbul'da hastane açma ruhsatı alma şansınız yoktur. Özel hastane olarak değil mi? Özel hastane olarak. Ancak mevcut bir hastanenin ve devlet hastanesi olarak da mevcut bir hastanenin ruhsatını onu kapatarak başka yere taşıma hakkınız var. Bizim araştırmalarımız sonunda birinci grupta yer alan Malatya, Erzincan, Turhal güzergahındaki beşli grup fabrikanın satıldığı takdirde Malatya şeker fabrikasının yeri çok değerli bir yer. Bunu alan kişi bu fabrikayı buradan kaldırarak bir üst düzey gelir elde etmeyi düşünür ise oradan bir fabrikanın lisansını kullanabilecek. Lisansı boşa çıkmış oluyor. Onu Sivas il sınırları içerisinde gerçekleştirebilir miyiz, gerçekleştiremez miyiz? Bu bir temennidir ama ortada herhangi bir şey yoktur. Şeker üreticilerin istediği kotaya şeker pancarı üreticilerinin istediği kotaya gelince. Şimdi devlet 25 tane fabrikasıyla ilgili bir kota belirlemiş. Bu 2001 tarihindeki çıkan yasa çerçevesinde. Evet. Burada A ve C kotası olarak diyor ki sen 2017 için konuşuyoruz. A kotasına aldığın şekerden, şeker pancarından iç piyasaya 1.300.000 ton şeker sürebilirsin. Ancak bu 1.300.000 ton şeker için şeker pancarı alacağın kota 11.000.000 ton. Evet. Fakat bunun verimlisi olabilir, verimsizi olabilir, firesi olabilir. Dolayısıyla sıkıntı yaşamaman için 12.5 milyon ton şeker pancarı al, işle, elde ettiğin şekeri iç piyasaya 2.680 liradan sür. C kotasına şeker pancarının tonunu da 210 liradan al diyor. C kotasına gelince üreticinin diyor emeği tarlada kalmasın. C kotasında diyor kardeşim sen kotasızsın, sınırsızsın diyor. Alabildiğin kadar al. İşleyebildiğin kadar işle. Ama diyor C kotasından aldığında sana 210 lira değil 140 lira veririm diyor. Yani
A kotasından 1/3 oranında daha düşük bir ücrete. Ama diyor C kotasında ürettiğin şekeri iç piyasaya süremezsin diyor. Bunu ihraç edeceksin diyor. Bu ihraç ettiğin diyor C kotasından alıp da ihracatını gerçekleştiremediğin diyelim ki diyor elinde 300 bin ton şekerin kaldı. Bir sonraki yılın A kotasında diyor alacağın miktarı ben sınırlarım. Bu 400'le bu 400'ü ancak o zaman iç piyasaya sürebilirsin. Dolayısıyla burada özel sektörde aşağı yukarı aynı düzenlemeye tabi. Demek ki iç piyasaya devletin 25 fabrikası 1 milyon 300 bin ton şeker sürüyor. 6 tane özel firma, 4'ü kooperatif, ikisi özel firma 900 bin ton iç piyasaya şeker sürüyor. Her ikisinin de C kotası sınırsız ancak C kotasından aldıkları pancarı, şeker pancarının den elde ettikleri şekeri ihracata gönderiyorlar. Evet. İhracata düşük almalarının sebebi de günübirlik Londra borsası şeker piyasasını belirlediği için, fiyatlarını belirlediği için aşağı yukarı şekerin o 2600-2680 liraya iç piyasadaki tüketilen tonu ihracata 2211 TL civarında gidiyor. Bu oynayabiliyor. 600 doların karşılığıdır. Evet. Londra borsasının ilanına göre bu 500 dolar da 600 dolar arasında da değişebiliyor. Değişen rakamlardır. Dolayısıyla şeker üreticilerinin teslim edecekleri, pancar üreticilerinin A kotasına verecekleri miktarlar belirlenmiş durumdadır. C kotası sınırsızdır. A kotasıyla C kotası arasında tonda 70 lira fark vardır. Evet. Evet. Sevgili vekilim çok teşekkür ediyoruz. Önce davetimizi icabet ettiğiniz için. Tabii programımız da sonuna geldik. Yani bize ayrılan sürenin de sonuna geldik. Ben kısa bir 16 Nisan mesajınızı alıp programı kapatmak istiyorum efendim. Buyurun. 16 Nisan'da dediğim gibi konuşmamızın arasında da ifade ettiğimiz gibi millet iradesinin %60'ların üzerinde evet olarak tecelli edeceğinden hiçbir şüphemiz yoktur. Eğer Batı, eğer HADEP, eğer Kandil, eğer PKK, eğer DAEŞ, eğer FETÖ bu anayasaya hayır diyorsa sağduyu sahibi olan hiçbir vatandaşımızın evet de tereddütü olmadan evet demelidir. Ve 18 maddenin içerisinde de tereddüt edilecek hiçbir madde ve konu söz konusu değildir. Burada değiştirilmek istenilen anayasa Sayın Başbakanımızın da ifadesiyle Erdoğan için değil, Erdoğan çocuk için, gelecek nesiller için bir anayasa düzenlemesidir. Bu anayasanın 18 maddesinde ülkemizin üzerine yük veya endişe olabilecek hiçbir madde ve husus yoktur. Bunu savunanlar bu ülkenin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini, ülkenin üniter devlet yapısını, tek millet, tek vatan, tek devlet, tek bayrak ilkesini savunanlardır. Ve orta yaşta olan veya orta yaşın üstünde olan hemşerilerimiz 82'den sonraki, 80 ihtilalinden sonraki uygulamaları, o ihtilal uygulamaları çok rahatlıkla hatırlayacaklardır. Rahmetli Başbuğ'un, rahmetli Necmettin Erbakan Hoca'nın, rahmetli Demirel'in, rahmetli Bülent Ecevit'in zincir bozanlarda, dil tarihlerde neler çektiğini eğer hafızalarından silindi gittiyse
O zaman dün ölümünün 8. yılında rahmetle andığımız Muhsin Yazıcı oğlunun Mamak'ta demir parmaklıklar arkasında beton blokların üzerindeki mısralarıyla dilerseniz söyleşimizi kapatalım. Ancak ona geçmeden önce rahmetli Muhsin Yazıcı oğlu yalnızca Alp Erenler'in veya Büyük Birlik Partisi'nin bir lideri değildi. Sağduyunun, doğrunun, millet birlik ve beraberliğinin olduğu her yerde vardı. Kendisi uzun yıllar henüz daha yüzüne jilet vurmadan, bıyığı terlemeden Ülkü Ocakları Başkanlığı yapmıştır. Dolayısıyla bu mısralar sadece Alperen Birlik Partililere değil, şu anda kol kırılır yen içinde kalır sözünün dışarı taştığı Milliyetçi Hareket Partili, ülkücü, camiaya da herhalde bir şeyler hatırlatacaktır diye söylüyorum. 1978 yılının sonları mıydı Sivas'taki kardeş kavgasını başlattıkları bir olayda o Muhsin Yazıcıoğlu denilen hemşerimiz Kayseri'den komando birliğini Ankara'ya Sivas'a gelmesini sağlayarak bir kardeş katliamının da önüne geçmiş değerli ulvi bir kişiydi. Bakın o ülke ocaklarına yıllardır hizmet eden başbuğunun evladım dediği ve sonradan gerekçeleri sebepleri belki masaya yatırılır bilemiyorum. Yollarının ayrılması bunların köklerinin ayrılması anlamına gelmez. Zihniyetlerinin ayrılması anlamına gelmez. Vatan, millet, bayrak, milli manevi değerlerinin ayrılması anlamına gelmez. Onun için o iki camiaya da sesleniyorum. Buradan hem saygılarımı, hem sevgilerimi, hem sağlık dileklerimi, hem hürmetlerimi ileterek Yazıcıoğlu'nun Mamak cezaevindeki mısralarıyla sözümü kapatmak istiyorum. Ben sonsuzluğu düşünüyorum. Ey sonsuzluğun sahibi, sana ulaşmak istiyorum. Durun, kapatmayın pencerelerimi. Güneşimi kapatmayın. Beton çok soğuk. Üşüyorum. İşte biz bu ve buna benzer vesayetçilerin yaşattığı dramlara son demek için 18 madde değişikliğiyle 16 Nisan'da anayasa değişikliğine gidiyoruz. Bu milletin ekseri çoğunluğunun kararının Kandil'e, HDP, PKK'ya, DAEŞ'a, FETÖ'ye, yurt dışındaki tek dişli canavarlara karşı kararının evet, evet, evet olacağından da hiçbir şüphemiz yoktur. Milletimiz için, devletimizin bekası için Rabbim hayırlı uğurlu eder diye düşünüyorum. Evet sevgili izleyiciler, bugün konuğumuz AK Parti Sivas Milletvekili ve Bayındırlık İmar Turizm Ulaştırma Komisyonu Başkanı Sayın Mehmet Habib Soluk'tu. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta başka konu ve konuklarla karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın efendim.